yaşlanma, menopoz, gebelik, doğum yapmak, sık doğum yapmak bütün bunlar rahim sarkması riskini artırıyor. Burada bakın bir rahim sarkması olan 40 yaşındaki bir hastanın tedavisi için yama veya meş materyalini nasıl kestiğimi gösteriyorum. Bu materyalin özellikle hazırlanması çok önemli. Her hastaya göre farklı bir şekilde hazırlıyoruz. Bu gördüğünüz polipropilen materyal hastada kalıcı olarak duruyor. Rahmin e, özellikle boyun kısmına e, biz buna servikal hem rahim ağzı hem boyun dediğimiz ismik kısma özellikle yerleştirip yukarıya doğru asacağız. Burada tabi temel amacımız hastamızın yaşam kalitesini belirgin artırmak. Burada özellikle şimdi mavi renkle bir dikiş atıp bu noktada tam bu hizada dikerken hastaya yerleştirirken rahim ağzının nerede olduğundan tam emin olmaya çalışıyoruz. Ve daha sonrasında bu meşi yani bu yamayı hastanın karnının içine atacağız ve rahmi yukarıya doğru asacağız. Bu noktada daha sonra da hastanın alt tarafa geçip vajinoplasti yani vajina daraltma işlemini yapıp operasyona son vereceğiz.